Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ercan. Bugün yine TSK'deyiz. Aha. Yine bir uykusu gelmiş bizim adamın. Neyse çok da önemli değil. Şimdi elimde çok eski bir çekici var. Scania 113M var elimde. Kendisi 360 beygir civarında bir çekici. Eski bir çekici. İçinde gösterelim size. Şöyle. Navigasyon falan yok. Servisteyiz aslında. Bir navigasyon takalım arabamıza ya. Değil mi? 113 m. Şöyle size motorunu da göstereyim. 163 beygir bir motoru var. 10 vitesli. Eski bir araba. Nostalji arabası. Şöyle şuraya bir GPS takalım abi. Tamam mı? GPS'siz olmasın aracımız. Düzgün olsun. Şimdi çalıştırmaya başlıyorum. Yine tekrar bir dışını tekrar bir göstereyim şöyle. Acaba bir tık bir şeye bakacağım. Süspansiyonları var mı? Hemen. Dur abi. Şimdi. Görüyorsunuz. Şu şekilde yanıyor. Çalıştırdım. Araba boşta. Bir şu bizim süspansiyon olayına bakalım. Bunu da çalışıyor mu? Oy. Oy oy oy, sese bak, sese bak. Ön tarafı kaldıracağım abi şöyle. Heh. Taktık bire. Hemen ışıkları da açalım. Bak 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 bak. Hop, sese bak bak. Aracın sesine bak bak. Can kurban be. Şurada yer varsa 2 dakika bir dinleneyim ya. Heh. Yer var mıdır? Bence var. Şurası olabilir mi? Park alanı diyor. Bizim çekiciyi park edebilir miyiz oraya? Yok, ödemedik. Dur bakalım. Çıkalım buradan. Benzin full. Benzinde sıkıntı yok. Evet arkadaşlar şu. Böyle çıkalım şuradan. Olabildiğince geniş dönelim. Yeni rota bulmana gerek. Tamam. Tamam, ben rotamı aldım. Neyse, başka bir yer bulacağız. Hemen 3. vitese geçtik. Vitesler gördüğünüz gibi şu sağda gözüküyor. Şurada sağda küçük bir ekran var. Scania'nın eski modeli bir araç. Gayet de güzel bu arada. Tabii hemen sola dönelim. Biraz yavaşlayalım. Dönüşümüzü güzelce alalım. Ben sevdim çekiciyi. İleride bakacağım eğer. Tabii ki. Şey varsa bir dinlenme tesisi bulursam. Tamam. Hemen dönelim. Şöyle nostalji yapıyoruz arkadaşlar. Bu çekiciler çok eski çekiciler. Çok da bir tık küçültmem lazım vitesi. Çünkü motor gücü fazla değil açıkçası. Yani motor gücü fazla olmadığı için bu çekiciyi çok böyle zorlamaya gerek yok. Şöyle. Camı da açalım.
İleride bulursak gider dinleniriz park yeri. Park yeri bulmakta sıkıntı yok. Ha, şu üstteki kamerayı da kapatayım. Yine eksilerdeyiz ya. 142 euro var. Hemen attırdım bir vites daha. Araba devir alamadı. Devir alamadığı için vites geçişi çok bir işe yaramadı. Hızlanamadı araba. Bir devir verelim şöyle. Bakalım. Allah şurada 80'e çıkıyor. Şaka maka bir kenara da. Dördüncü viteste 78 80'e çıkıyor gerçekten ya. Dördüncü viteste vallahi 80'e çıktı abi ben. Burada hız sabitleyicimi açarım. 80'de giderim. Bak 7. viteste 80'e çıktı. Ben normalde 4'e çekince yani 80'e çıktı 7. viteste. Biraz kontrolü zor bu arada, onu da söyleyeyim. Ama güzel bir çekici, eğlenceli bir çekici. İçine hiçbir tasarım yapmadım. Gerek yok. Orijinal haliyle alalım dedik. Evet, ileride bir park alanı var. Çok güzel. Orada bir dinleniriz. Sonra tekrardan yolumuza çıkarız. Zaten 488 kilometrelik bir yolumuz var. Kısa bir mesafe değil, uzun da bir mesafe. Scania çekicisiyle. Yani güzel bir nostalji yapalım dedik. Sesi farklı. Çekici gayet güzel bu arada. Evet, bir tık küçültelim vitesi. Abi bana yeni rota arıyorsun da çok da gerek yok biliyor musun? Evet. Geçtim mi park alanını? Nasıl ya? O diğeri de mi dinleniyorduk? Abi neyse ya, uğraşmayalım. Neyse uğraşmayalım. Hiç şey de yanmadı ki hani motoru durdurun falan filan. Hızda 63 kilometrede şu anda işte 54. Düz devam edeceğiz. Şurada da bir ton çekici varmış, onu gördüm. Şimdi evet arkadaşlar, ne taşıyoruz, nereye götürüyoruz, ona da bir bakalım. Size de gösterelim onu. Şu anda Katowice'ye gidiyoruz. 19 ton silika diye bir şey taşıyormuşuz. Dokuz ton abi silika. Bakalım. Ah, bak şurada da bir dinlenme tesisi var gibi duruyor. Şu sağa bir gireceğim. Dinlenme tesisi varsa oraya bir uğrayayım ben ya. Burada park alanları var. Hadi be, otobüs park falan oradaymış. Neyse. Gider oraya da park ederiz. Sıkıntı yok. Şöyle girelim. Tamam. Şöyle hemen tak mevcut. Biraz sola gidelim. Sonra sağa çevirelim ki araba dar dönemiyor yani. Dar dönemiyor çok fazla. Geniş dönmesi lazım. Geniş alalım ya. Niye dar alıyoruz ki? Tamam, güzel. Hadi bir uyku. Bir uyku. Sonra yola devam. Akşam oldu zaten. Ha, güzel. Daha güzel. Şöyle bir motoru çalıştıralım hemen. Duydunuz.
ışıkları açıyorum. Taktım birinci vitese. Arabayı hafiften kaldırıyorum. Yalnız şu taraf tamamıyla karardı. Gayet güzel. Zamanımız var. Teslimatı rahat yaparız. Onda sıkıntı yok. Kısaları da açtık. Şöyle uzunları da açabilirim hatta. Kornası var mı havalı? Var. Havalı kornası da var. Şöyle camı da kapatalım. Selektör nasıl yapıyor? Evet, güzel. Hemen attım. 8. vitese geçirdim. Zaten arkadaşlar bu araba 10 vites bir araba. Yani şimdi aslında bizim 8. vites dediğimiz arabanın son vitesine yakın olan vites. Yüksek vitesli bir araba. Yani yüksek devir oluyor burada. Şimdiki bildiğimiz çekiciler gibi değil. Yani 6 ileri vitesim var manuel elimde. Onunla oynaması bir tık zor. Ona göre ayarlamak lazımdı. Onu da yaparız. O ayarı da yaparız illaki. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şöyle küçülteceğim. Çünkü daha devir almadı araç. Motor biraz bir tık güçsüz ya. Motor. Bir tık güçsüz motor. Ona ne yapacağız, nasıl yapacağız bilmiyorum ama bir tık bence motor bir tık güçsüz. Yokuş mu burası? Evet yokuş. O yüzden hızlanamıyorum. O yüzden hızlanamıyorum. Ben de ona baktım. Çünkü böyle wow bir motor yok içinde. 360 beygirlik bir motor var. Bende bir tane de Volvo var arkadaşlar. O Volvo 500 beygir neredeyse. Yani karşılaştırılmaz bu araçla var. Bu nostalji arabası. Bununla nostalji yapacağız. Zaten şöyle bakın. Araç gayet hızlı gidiyor. Hiç yoktan iyidir yani. Bakalım yine böyle nostalji arabaları bulursak, çekicileri bulursak deneriz. Şuradaki direksiyonun üzerinde Scania yazıyor. Şu sağdaki Scania yazısı falan gayet tatlı olmuş, güzel olmuş bunlar. Yani güzel detaylar. 10 vites bir araç. Şimdiki genel hani günümüz çekicileri genelde 12 vitesli oluyor. Avusturya'dan Katowice'ye gideceğiz işte. 82 bizim için fazla bir hız. 80'e sabitliyoruz hızı. Bu arada hız sabitleyici kullanabiliyoruz bu araçta. Bu çekicide sıkıntı olmuyor. Gerçi çekicilerin çoğunda hız sabitleyiciyi rahatça kullanabiliyoruz. Orası ayrı da. İşte ben bir tık sağa doğru bir yöneleceğim. Karanlıktan dolayı çok görmesek de sıkıntı yok. Yok abi oradan çıkmıyorum. Dümdüz yoluma devam ediyorum. Hop 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 hop. Ben orada duramam. Niye öyle bir şey yaptınız ya? Niye öyle bir tık yavaşladınız? Anlamıyorum yani. Değişik olmuş. Adamların saçma sapan yavaşlamasına az kalsın kazaya uğruyorduk. Ama gerek kalmadı. Bak abi şimdi hemen attım vitesimize. Yokuşta devri bir tık yavaşlıyor aracın. O yüzden ona bir şey demek istemiyorum. Yani yokuşta tek devri bir tık yavaşladığı için devir alsın öyle tekrar vitesimizi arttırırız. 80'e doğru çıkartırız. Bak yavaş yavaş devrini alıyor araba.
Aslında bu araca yeni nesil bir motor takılabilir. 12 retarderli bir şanzıman da takılabilir. 12 vitesli bir şanzıman da takılabilir. Retarderli falan. Mesela bunda retarder var mı? Var. Retarderimiz var. Soldan devam edelim. Retarder önemli. Refüje 27 abisi oradan. Şöyle bir ışık diğerlere gelse de göstersem aracın içinde. İmdatı falan da göstersem rahat bir şekilde. Evet. Bu arada ben navigasyonu hiç beğenmedim şu anda. Hani şurada çıkan navigasyon sembolü yok. 90 bizim için fazla bir hız. 50 diyor zaten adam. 50'ye düşmemiz lazım. Çünkü yol tehlikeli. Viraj alıyoruz. Şöyle uzunları da yakalım. Önümüzü bir görelim abi. Küçük aynadan da hemen sol tarafımı da göreyim. Beş saat yolumuz kaldı. 341 kilometre. Bakalım bu teslimattan sonra belki başka birkaç şey sonra belki başka bir çekiciyle oynayacağım. Bu modun getirdiği bir çekici oyunda yok bu arada arkadaşlar. Modla kurmanız gerekiyor. Çok basit kurulumu da hani zor bir kurulum mevzusu yok bunun. Modu indiriyorsunuz işte belgelerimde modlar kulesinin içine atıyorsunuz. O şekilde yapabilirsiniz. Sıkıntılı bir mod değil. 1.44'e de uyumlu bu arada. Hatta isterseniz işte çekici yapılandırıcısı deyip oradan şeye çekicinize yeni motor, işte şanzıman, dış görünüş, iç görünüş falan bir ton özellik ekleyebilirsiniz. Yani daha böyle eski görünümünü ama canavar gibi bir çekici elde edebilirsiniz. Hani vardır ya bir kasa toplarlar. Adam dış görünüşü 2000'lerin başından kalmadır kasa. Ama içi de bomba gibi ekipmanlar vardır. Ve daha ne olsun dersin. Dışarıdan gören belki tutar atar ama içi öyle değildir. Aynen o şekilde yapabilirsiniz yani. 12 vitesli güzel olur açıkçası. Evet. Sabitledim ben. Şimdi şöyle yine benim bankalara borcum var. Yok değil. Borcumuz var tabii ki. Ya iki çekicim var. İkinci çekiciyi aldım. Şeyi genişlettik. Garajı genişlettik. Aslında bir çekici daha çalıştırtabiliriz. Benim Volvo'yu. Aslında bir bakayım arkadaşlar bir saniye. Ben niye öyle bir şey yapmadım? Şimdi garaj yöneticisi diyelim. Benim şu Volvo var ya. Şu Volvo. Bunu çalıştırtayım ben ya. Nasıl çalıştıracağız? Bunu ben birisini bulayım. Ben şoför bulayım ben şuna. Şimdi bu arkadaş neymiş? Sabrine'ye falan gerek yok. Şu abi bizi yolda bırakmaz. Ha, kaç para gerekiyor? Tamam. Ne var abi alalım ya. Ne? Bankayı getir bana. Bankayı ver bana, tamam mı? Ver bana bir 10 bin euro. Heh, ver bana. Ha, borca bak abi. Bunların hepsi sıkıntı şu anda. Bunları ödememiz lazım. Ha yok. Garaj yöneticisine gel. Hemen abisi. Küçük bir garajımız var. Hemen şuradan. Şöyle şoförü tahsis edelim. Şu abiyi alabiliyor muyuz? Evet istiyorum. Tamam. Heh. Sürücüm. O da bize para kazandırsın. O da bize para kazandırsın. Bak ona Volvo'nun çekicisini verdim. Daha iyi çekici ne olsun yani. Bize para kazandırsın o da. Yani döneyim sağa. Nereye dönüyorum? Allah şuradan geçebilir miyiz? Geçeriz valla.
Aa, geçtik abi, sıkıntı yok. O kadardan hiçbir şey olmaz. Ya şöyle kaza yapıp yolu kapatıyorlar ya, ben de buna ayar oluyorum. Sinir oluyorum ya. Ya yolda bizim geçeceğimiz bir mesafe bırakın yani. Bak mesela burada da. Burada da kaza olmuş. Oy oy oy. Burası da sıkıntılı. Burası da sıkıntılı. Şöyle. Normal kornası şu şekilde. Havalı kornası. Güzel. Yalnız çekicide şöyle bir şey var arkadaşlar. Kaymak gibi gidiyor. Ben başka bir şey söyleyemem. Kaymak gibi gidiyor yani şu anda. Bizi zorlamıyor. Hızı 80'e sabitledik. Araç kaymak gibi gidiyor. Düşürelim hemen. Ceza yemeye gerek yok. 57 düşürelim. Benzinim var. Benzin almaya falan gerek yok şu anda. Benim benzinim var. Yakıtım var gayet. Full yakıt. Çekicimiz de yeni. Diğer çekicinin de yakıtı full. Bakalım Volvo'yu bizim işçi kullansın. Volvo'nun da yani bomba gibi çekicisi var. Kötü bir çekici değil yani, haberiniz olsun arkadaşlar. Biz öyle kötü çekici kullandırmayız. Almayız yani. Iveco, onlar bana göre değil. Diyeceğim de yani ucuza bir Iveco bulursam onu da veririm aslında. Ya şimdi adam alacak kötü çekici. İşi geç teslim edecek falan filan gerek yok. Bizim firmamızın kalitesi var yani. En iyi çekicileri kullandırtırız biz işçilerimize. Kalitemizin altına inmeyiz. Onlar yeter ki iyi teslimatlar yapıp bize para kazandırsınlar. Gerisi önemli değil. Oo, sinyal kolu da çok güzel. Dörtlüsü nasıl yanıyor? Dörtlüsü. Şu dörtlü. Şu ops. Yapacak bir şey yok abi. Sol sinyal de aynı şekilde şuna yanıyor. O sinyal kolu, anladık. Oo. Cezaya cezaya. Ben devam ederim abi, ne? İki kırmızı ışıkta da duramadım zaten. Ne bekleyeceğim? Ben devam ederim her türlü. Sağa doğru bir yönelim. Abisi bak. Sinyalimi verdim. Önümü kesme, çarparım. Neyse, kazaya sebebiyet vermedik en azından. Ne? Ostrava. Tabii ki. Abisi zor ya. Vallahi zor. Hani şuraya şuna bir retarder seti falan almak daha da zor olur. Yok. Aslında elimde şöyle bir retarder seti falan olsa zor olur diyorum da zor olmaz, kolay olur. Şurada tık 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 direksiyondan şöyle retarderı indip kaldırsam, buton box olsa hiç klavyeyi kullanmadan tak buton box'ı yapacağız arkadaşlar. İleride onları da yapacağız. İleride onları da yapacağız. Halledeceğiz bunların hepsini. Tabii ki. Bak, Katowice tabelasını gördük. Katowice'ye doğru gidiyoruz. Tabelayı gördük. Bu önemli. Araç şimdi yavaş yavaş devrini alıyor artık. Evet arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir like atarsanız da çok işime yarar. Gerçekten videolarımız ön plana çıkar. Bizi takip eden insan sayısı artar. Evet.
Bu vitesi yemiyor. Vitesi yemiyor, o devirde değildi araç. Şöyle bir dönüşü var. Ya yani bu arabaya hani bir tık motor yenilemek lazım. Çekicinin dış tasarımı, iç tasarımı falan çok güzel gerçekten. Çok nostalji bir havası var. Ben sevdim. O yüzden hani bunun biraz motorunu yenileyip ben bu çekiciyi kullanırım. Kullanmak isterim. Motorunun şanzımanını yenileyip onun amacı da şu, neden yenilemek istiyorum? Çünkü daha ağır yükler, daha zor yükler olursa onları çekebilmek için. Evet, şimdi hızımızı sabitleyelim. Evet, yine bir meyilli bir yokuştayız. Evet, benzinimiz biraz, yani dörtte biri bitmiş gibi bir şey. Ve çok da bir şey ifade etmiyor açıkçası. Toparlarız o benzini. Her türlü toparlarız. Benzin sıkıntılı bir şey değil. Az kaldı abi. 167 kilometre hiçbir şey. 5 dakikaya varırız yani oraya aslında. 5-10 dakika oradayız. 2 saat 27 dakikalık yolum var. Ama şuradan şu tırtıklı şerite geçmeyelim. Tırtık hemen titretmeye başlıyor. Hem aracı titretiyor. Abi bu çekiciye kesin şey lazım. Motor lazım. Motoru değiştirilmeli. Olmaz yani. Bu motorla sürmek zor. Gücü yetmiyor yani. Aracın gücü yetmiyor bu motorla sürmeye. Şimdi bir de ağırlığımız 19 ton. Ben demin arkadaşlar 29-30 ton gibi bir yük çektim 500 beygirle. Rahat, çok rahat çektik. Onda sıkıntı yok Volvo ile, ama bu arabada onu çekmek çok zorlaşır mesela. Ağır yük taşımak zorlaşır bu arabada. O yüzden ne yapacağız? Ağır yüke uygun bir şekilde dizayn edeceğiz. Bunu tekrar tasarlayacağız. Şu teslimatımızı yaptıktan sonra tabii ki. Şöyle bir haritaya da bakalım. Evet, güzel. Haritamız geldi. Ne yapmışız? Az kalmış. Polonya'ya doğru gidiyoruz abi. Aldık şu Graz'dan aldık. Şuraya gideceğiz Katowice'ye. Yolun çoğunu bitirdik zaten. Çok az bir şey kaldı. Orada teslimatımızı da yaparız rahat rahat. Sonra yolumuza bakarız. Belki bir servise gireriz oradan. Serviste hemen yapılandırırız aracı sıkıntı olmadan. Tasarlarız ve bunu kullanmaya devam edebiliriz bence. Ben sevdim. Sevdiğim için hani kullanmaya devam etmek istiyorum. Bir süre bunu süreceğim. Eski model bir araç. Bakıyorum yani böyle eski model araçları genelde modlarını indirip almaya çalışıyorum. Gerek yok oraya gitmeye. Yani şimdi şey diyen arkadaşlar olacaktır. Ya araç eski model, motoru da eski. Öyle orijinal, niye değiştiriyorsun diye de. Ya biz görüntüsünü değiştirmiyoruz. Ben görüntüsünü sevdim. Motorunu sevdiğim diye bir şey söylemedim. Onu değiştirebilirim. Şanzımanını değiştirebilirim. 10 vitesli değil de 12 vitesli bir şanzımana geçebilirim. Yani sonuçta benim vitesim 6 ileri bir geri vites. Manuel. Elimdeki vites. Şöyle alalım. Size de geçen videoda göstermiştim vitesi. Bugün vitesi çekmek istemedim. Gerek yok çünkü vitesi, ondan sonra direksiyonu çekmeye. Zaten görüyorsunuz ne yaptığımızı.
Evet. Bilerek şeride geçiyorum ki tırtıklar böyle. Tırtık dışarıda gelince hemen direksiyon titremeye başlıyor. Krakow'a, Polonya. Krakow Polonya mıydı? Polonya'ydı, evet. Yok, biz Krakow'a girmeyeceğiz. Devam edeceğiz Katowice'ye doğru. Bizim Krakow'la işimiz yok. Saat sabah 4:26. Gecenin 4:30. Hadi bakalım. Gündüz vakti teslimat yapacağım. Eğer yeni bir iş alırsak onu da gündüz süreceğiz, gündüz götüreceğiz. Bu güzel olacak bizim için gündüz sürmek. Sabaha karşı bir teslimat oluyor şu anda. Kaç saat süremiz varmış bakalım. 5 saatimiz var. Biz 1 saatte teslim edeceğiz. Gayet iyi, hızlı bir teslimat. Uyuduk da bir de. Uyumasaydık daha güzel olurdu tabii ki. Hız sabitleyiciyi seviyorum. Gerçekten hız sabitleyici güzel bir şey. Araca daha randımanlı ve verimli kullanılmasını sağlıyor. Yorulmuyorsunuz en azından. Bırakıyorsunuz hız sabitleyiciyi. O zaten işini hallediyor yani her türlü. Şu anda bir görüyor gibiyim. Teslim edeceğim noktayı. Evet. En sonunda teslim edeceğim nokta çıktı. Daha yolumuz var. Daha yolumuz var. 41 kilometre yolum var. 41 kere maşallah. Şunu kapatalım. Uzunu gerek yok. Uzunların açık olmasına. O zifiri karanlık artık bitti. O yüzden uzunları açmaya falan hiç gerek yok. €12-13.000 gibi bir şey alacağım şu teslimattan. Bu kadar kilometre gidiyoruz. Aslında teslimatların fiyatı çok düşük. Yani çok az veriyorlar. 12-13.000 gibi bir şey. Bakalım borçlarımızı ödeyeceğiz o parayla da artık. Yavaş yavaş ödemeye başlarım borçları. Orta şeritte de devam. Evet, son anda bir yırttık yani. Neden son anda yırttım? Hem retarderi açtım, hem de bu arada retarder galiba devreye girmedi. Retarder yok mu bu arabanın ya? Şöyle. Aa, yok, retarder yok. Retarderde bir şanzımanı yok galiba. Bu kötü. O yüzden aman retardersizse zaten durması çok zor. Hani bir tık sıkıntı yaşattı bize. Ama orada iyi durdurduk. Hızlı girdim oraya. Keskin dönüş olduğunu geç fark ettim. Hızlı girdim. O yüzden biraz sıkıntılı oldu. Ama kazasız belasız döndük sonuçta.
Evet, Katowice'ye şey de geldik. Şuradan bir dönüşümüz var sola. Ulan. Neyse. Retardar yok. Retardar yok bunda. Şöyle bir F3'e bir açayım. Ya ileride sağda. Evet arkadaşlar, şimdi hemen bakalım yeşil yanıyor mu, yandı. Teslimatımızı yapıyoruz. Güzelce bir şekilde bitiriyoruz. Şöyle şuraya teslimat yapacağız. Yaktım sinyalimi de. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenip her zaman dediğimiz gibi kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet, boşa atalım hemen. Teslimatımızı yapıyoruz. Paramızı alıyoruz. Evet, mükemmel oldu. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.